Türkiye genelinde toplamda 147 kadın sığınma evi var. Olması gereken, tırnak içinde normal olan 100 belediyelerin 100 binin üzerinde ilçelerde bir kadın sığınma evi. Tabii ki koşulları iyi, güvenlikli ve güvenceli kadın sığınma evi açma görevi varken bunların zaten yapılmamasının yanında bir de 2,5 milyonu aşkın kadın nüfusu olan büyük bir kentte İzmir'de sadece 7 sığınma evinin olması ve dediğim gibi bazılarının internette adreslerinin yazıyor olması üzerinden aslında bakarsan kampanyayı çok önemli bir yere taşımış oldu bu istatistikler ve aciliyetini de hepimize göstermiş oldu. Buradan doğru da zaten örgütlendiğimiz mahallelerde, sokaklarda, iş yerlerinde, fabrikalarda el el gezerek imza toplamaya, kadınları da aslına bakarsan sen de katıl demeye ve örgütlenmeye çağırmaya başladık. Yerel seçimlere kadar, merkezi olmak üzere Konak'ta ve Karşıyaka'da iki koşulları sağlam, koşulları iyi biçimde örülmüş, kapasitesi yüksek ve tabii ki en önemlisi güvenceli, güvenlikli iki kadın sığınma evi açtırmak. Kampanyamızda aslında tam olarak buna dayanıyor. Kampanyanın ilk ayağı dediğim gibi 14 Ocak sempozyum ve daha sonrasında da yerel seçimlere giderken iki sığınma evi, iki kadın sığınma evini İzmir'e açtırmak. Yani olanın üzerine çıktı diyebilirim. Mevcutta olanın üzerine çıktı. Çok fazla talep var kadınlardan. İstatistikleri öğrendikten sonra imza talebi çok artıyor. Duyan eşini, dostunu da getirmeye başladı. Tam olarak bir sayı hedefimiz yoktu açıkçası. Çünkü aynı zamanda Change.org üzerinden de imza toplamayı düşünüyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Mevcutta 100 binin üzerinde zaten nüfus olan bir ilçede açılması gereken sığınma evinin tırnak içinde normalde de zaten açılması gereken olduğu için aslında böyle bir imza hedefi koymak çok nasıl diyeyim tırnak içinde yine önemli bir yerde değil. Zaten yapılması gereken bu. Zaten olması gereken bu üzerinden düşünüldüğünde aslında buradan doğru bizim asıl amacımız bir sayıya ulaşmak ya da bir daha fazla nitelik mi nicelik mi kısmında aslında bizim gayemiz burada sayı olarak değil. Elbette çok daha fazla kadına ulaşmak ve bunu anlatmak. Aslında yani sadece sayısal olarak imza toplayıp bunun üzerinden gitmek gayesinde değiliz kampanyada. Daha fazla kadının bilincine ulaşmak üzerinden aslında bu kampanyayı yürüyoruz. Dayanışma var sesini sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyütüyoruz.